Grand Ankara Otel'in katkılarıyla hazırlanan Şeflerle Lezzet Sofrası başlıyor. Efendim Şeflerle Lezzet Sofrası'nda biz Grand Ankara Otel'in aşçı başlarından Emre Şef'le birlikteyiz. Emre Şef'im ne hoş yapacağız geldiniz. Bugün? Teşekkür bugün ediyoruz, hoş bulduk. Lebeniye çorbası yapacağız. Lebeniye çorbası evet. Yapacağız efendim. O zaman hemen kağıtlar, Türk kalemler hazırlansın. Türk ve Lübnan mutfağında bulunan bir çorba. Mardin'de de çoban çorbası diye geçiyor. Yani her yöreye uygun bir çorba. Malzemelerimiz burada. Hemen. Sayabiliriz. 80 gram civarında, yani bu 2-3 kişilik bir çorba yapacağız. Tamam. 80 gram civarında pirincimiz var. 250-300 gram kadar tereyağımız var. Bir 100 gram kadar nohutumuz var. 150 gram kadar kıymamız var. 200 gram kadar süzme yoğurdumuz var. 3 yemek kaşığı unumuz var. 2 orta boy kuru soğanımız var. 1 limonumuz var. Taze nanemiz var. Bir tane de yumurtamız var. Onu da yumurta sarısını olarak kullanacağız. Harika. Taze nanemiz ne kadar? Böyle bir tutam mı? Bir tutam. Tamam, yani öyle lezzet, diyelim. Yemeğimize lezzet verecek. Yani taze naneleri yapacağız. Kuru naneden yapmayacağız. Şimdi kıymamız da dana kıyması, herhalde. Evet. Dana orta kıyma. Yağlı bir dana kıyması. Tamam, onu da söylemiş olalım. Ve tamam. Aynı zamanda ben su görüyorum. Onu daha sonra... Onu pirinci haşlamak için şimdi tenceremize koyacağız. Tamam. Islanmış pirincimize. Ocağımızı yaktık. Bu arada lebeniye, leben süt anlamına geliyormuş Arapçada. Ben de dersime çalıştım, ona baktım ve pek çok bölgede, özellikle Güneydoğu'da değil mi, çok kullanılan bir çorbaymış. Hemen evet. Şunu kaldırayım. Şimdi pirincimiz burada haşlanırken biz de lebeniye çorbası için küçük köftelerimizi yapacağız. Evet, soğanlarımızı doğruyoruz. Evet, çok ince şekilde doğruyoruz. Kıymamızla birlikte yoğuracağız. Küçük misket şeklinde. Yaptıktan sonra Emre Şef'im ne güzel içine... doğradınız bu soğanı böyle. Hı. Böyle geçmeyelim yani. Bunu bayağı bir tekniği söz konusu. Ne yapıyoruz? Hiç bıçağımızı kaldırmıyoruz. Hiç kaldırmıyoruz. Direkt soğan üzerinde. Yani tekniksel bir beceri bu da. Yani zamanla öğrendiğimiz. Tabii 20 yıllık bir şef evet. Olmanın verdiği bir avantaj, bir tecrübe konuşuyor burada sevgili izleyiciler. Ancak görüyorsunuz gerçekten minicik minicik. Neredeyse böyle rondodan geçmiş gibi gözüküyor. Evet, aynı şekilde. Yani aslında kıymanın içine, rondonun içinden de çekebiliriz ama bu daha bir lezzet katsın diye biz bu şekilde yapacağız. Kabımıza kıymalarımızı alıyoruz. Doğradığımız soğanları da alacağız. Evet, soğanlarımızı da koyduk, kıymamızı evet. Koyduk. Pirincimiz şu an haşlanıyor. Pirincimiz yavaştan haşlanırken biz köfte harcımızı yapacağız. Ve tabii ki eldivenleri evet, giymişsiniz bakıyorum. Evet, köfteyle uğraşacağımız için tuz alacağım. Tuz ne kadar koyacağız? Bir çay kaşığı kadar diyebiliriz. Bir çay kaşığı. Evet. Emre Şef'imin eli bir çay kaşığı gibi. Değirmenden taze karabiberimizi çekiyoruz. Mutlaka böyle çekmeli mi koymalıyız karabiberi? Aromatik olarak daha iyi bir lezzet verdiği için tane karabiber kullanabilir değirmende. Tamam. Kimyon kullanıyoruz. Yarım çay kaşığı kadar. Çok ağır olmasın diye. Kimyon tabii daha baskın evet. Bir baharat değil mi? Biraz pul biber kullanacağız. Tatlı pul biber, acı değil. Yine bir çay kaşığı evet. Ev adında. Yarım çay kaşığı kadar da karabiberimiz var. Bunu güzelce tüm malzemelerini yedirerek özleştireceğiz. Evet, soğanımız, kıymamız, baharatlarımız genelde bir çay kaşığı ancak çekmede ve kimyonda yarım çay kaşığı. Evet, yarım çay kaşığı kadar. Çok ağırlaşmasın, olmasın. Evet, çok baskın olmasın, lezzeti bozmasın diye. Bir taraftan böyle köfte tarifi de vermiş gibi olduk aslında. Tabii değil ki. Mi? Tabii ki. Yani içinde ekmek yok, direkt kıyma, soğan ve baharatlar var. Bu peki kaç kişilik bir çorba bu da dedik? 3 kişi, 4 kişiye yetecek 3-4 şekilde. 3-4 kişilik evet. Bir çorba. Evet, bir taraftan yoğurmaya devam evet, ediyorsunuz. Evet, iyice yoğurmamız gerekiyor ki iyice özleşsin kıymayla, baharat ve soğan.
Emre Şef'im, elinizden de her şey geliyor. Bu 20 yıllık tecrübenin verdiği evet, bir şey midir? Yani el lezzeti de var herhalde mengenli yıllar olmakta. Yıllar geçtikçe bütün her şeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yani mesleğimizin verdiği bir şey. Çünkü önü açık bir meslek. Her şeyi öğrenebiliyoruz. Yani bizden öğrenenler var, biz başkalarından öğrendiklerimiz var. Yani bu önü açık bir mutfak olduğu için hiç şeyi yok yani, önü bir kesilmiyor yani. Öğrenmeye de devam evet, ediyorum diyorsunuz. Evet, öğrenmeye devam ediyoruz yani. Öğretmenize rağmen. Tabii ki de yani, çünkü başka biz hani tatil yörelerine gittiğimiz zaman oradaki yemekleri görüyoruz, oradan bir şeyler görüyoruz. Çünkü açık bir mutfak olduğu için köftemiz hazır. Harika. Sizden bir servis tabağı rica edeceğim. Hemen şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Yani rica önü ederim. Açık bir mutfak olduğu için her şeyden, her yöreden bir şeyler kapıyoruz. Küçük misket halinde köftelerimizi... Çok minik minik evet. Minik minik. Şöyle yapayım mı? Şöyle daha rahat da tabii görelim. Ki. Şöyle şuradan. Küçük küçük. Oldukça küçük yapıyoruz gerçekten. Evet. Yani çorbamızda çok şey olmasın diye. Nohut büyüklüğünde diyebiliriz. Nohuttan biraz daha büyük. Tam böyle çorbada lokma evet, lokma. Evet. Lokma lokma. Hem yani çorba niyetine hem bir öğünlük yemek gibi doyurucu. İçinde nohut var. Değil mi? Pirinç var. Ve bu tarifimiz de yine çocuklarımıza, sağlıklı beslenmek isteyenlere... Evet. Herkese bir öğünde tavsiye edeceğimiz bir tarif. Yaptıklarımız, köftelerimiz şu şekilde nohut büyüklüğünde yuvarlıyoruz. En son kaynayan suyun içine atacağız. Hepsi birleşti. Birleşecek. Hı hı. Ben de yardım edeyim mi? Tabii ki Elif Hanım. Bir taraftan da pirinçlerimiz herhalde. Pirinçlerimiz de yavaştan kaynamaya başladı. Pişmeye devam ediyor. 200-210 kalori civarında bir çorba. Bir kase. Aslında gerçekten oldukça doyurucu. Evet, doyurucu. Yani içerindeki malzemeler tam bir doyurucu malzeme olduğu için yani yanına bir yemek gerektirmeyecek bir çorba. Yani herkesin rahatlıkla evet, hele herkesin ki rahatlıkla bu zamanlarda evde. Değil mi? Yapabileceği. Bayağı küçük küçük tam bir. Evet. Çocukların da çok rahatlıkla yiyebileceği değil evet, mi? Evet evet. O yüzden güzel bir çorbamız. Ya bu yemek yapmak da İçerinde hep yapar yok, mıydınız yok evet. Emre Şef'im? Yani genel olarak yani bu meslekte olmasam da evde de yani okulda yani bu staja başlamadan önce de yani küçüklükten de evde bir şeyler yapıyordum yani. Seviyordunuz yani. Evet. Yani mengenli olunca otomatikman olmaz bir şeyler... Olmaz da olmuyor değil evet. mi? Niye mengen bu kadar peki öne çıkıyor? Herkes mi bu kadar yetenekli? Genel el olarak yetenekli. Var. Hani bilirsiniz ki önceden daha ustalar daha şeydi. Yani eğitimler şu anda biraz daha hani esnekleştirildi ama önceden... Devam genellikle biraz daha yaparsak yeterli olur. Genellikle küçük yaşta okullar olmadan mengendeki ustalar hep... Gurbete giderek otellerde çalışmaya başlamış. Yani okullu olmadan. Öyle öyle de. Evet. Bu meslek öyle gelişmiş. Tabii alaylı diyoruz ama zaten evet, el yeteneği de. Bir galiba pratik yaparak da bu iş değil mi? Olmazsa olmuyor. Tabii ki yani okullarda ne kadar eğitim alırsak alalım ama pratik olmadan, uygulama olmadan çok okulla pratik uygulama çok farklı oluyor. Yani bizim otelimize de yani... Stajyerlerimiz geliyor, akademiden öğrenciler geliyor. Onlar da hani biz onlara gösterebildiğimiz her tecrübeyi bu yeterlidir. Gösterebildiğimiz her tecrübeyi gösteriyoruz. Ama onlar da geldiklerinde diyorlar yani biz okulda öğrendiklerimizle pratik olarak şeyimiz çok farklı. Değil mi? Evet. Ne güzel ne kadar şanslılar ki böyle bir özellikle otelde alma şansları var onların da bu tabii tecrübeden yani, yararlanma. Bu meslekte şehir oteli de farklı, turizm oteli de farklı. Değil mi? Evet, çok farklılık gösteriyor. Evet, pirinçlerimiz zannediyorum artık kıvama geldiler. Öyle değil mi evet, şefim? Evet, pirinçlerimiz yavaştan kıvama geldi. Haşlanıyor. Haşlanırken nohutlarımızı atacağız, haşlanmış nohutlarımızı. Hı hı. Bunu da şöyle verelim.
almayayım. Nohutlarımızı da ekledim. Alayım ben şefim sizler. İlk çorbanın miyanesini yapacağız. Bizim kıymayla işimiz bitti mi şu an için? Kıymayla işimiz bitti, onu tamam. Alabiliriz. Onu da ben şöyle koyayım. Miyanemizin içine bir yumurta sarısı kıracağız. Şimdi şurada şöyle rahat olsun, köftelerimiz duruyor. Bir yumurta sarısı. Neden bir yumurtanın sarısını kullanıyoruz? Yumurtanın sarısını kullanıyoruz. Hem bağlayıcı özelliği var, hem lezzet olarak daha şey, hani şeyini kullanmıyoruz, beyazını kullanmıyoruz. Şu suyu da alalım mı buradan? Suyla da işimiz tabii ki bitti. Yumurtamızdan sonra unumuzu ekliyoruz. Evet, yumurtamızı koyduk sevgili izleyiciler. Nohutlarımızı 4 attık. 4 yemek kaşığı da unumuzu koyduk. 4 alalım. Yemek kaşığı. Unla da işimiz bitti. Evet. Şöyle koyuyorum. Şimdi süzme yoğurdumuzu kullanıyoruz. Özellikle süzme yoğurt herhalde, evet. Değil mi? Evet. Hem ekşilik veriyor, hem lezzet veriyor, hem daha kıvamlı yoğurdumuza göre. Bunu da aynı şekilde 4 yemek kaşığı kullandık. Hemen limon suyumuzu sıkacağız. Yine böyle fıt fıt şey yapacağız, evet. Değil mi? Delikli ya da süzgeçten. Evet, ben delikli buna ya bayıldım. Da süzgeçte, evet. İnanılmaz pratik. Yani hem yani içinde çekirdek aramaktansa böyle bir uygulama yapmak, yani kesinlikle. Sıkacağımız yoksa hemen yanımızda. Kesinlikle. Daha da hızlı sanki yani. Evet. Limon suyumuzu da sıktık. Tamam. Sonra çırpıyoruz. Bunda da işimiz kalmadı galiba. Bunda da kalmadı. Tamam. Limonla kaldı mı? Limonla da kalmadı. Tamam, bana. Bunu da alıyorum. Evet, bir limonun yarısını sıktık. Evet. Hepsini birbirine yedirdikten sonra sizden suyu rica edeceğim. Hemen veriyorum. Ne kadar dökeceğiz? Yarısını dökelim. Evet sevgili izleyiciler, yarısını döküyoruz. Şefim sen bana tamam dersen eğer. Yeterli. Tamamdır. Bayağı kıvama gelmeye başladı değil mi? Evet. En son kaynayan sudan da ılık alıştırmamız için. Oradan tekrar, da mı alacağız? Tekrar içine su alacağız. Tamam. Miyanemizin kesilmemesi için. Bu da önemli bir şey değil mi? Bu evet. Kesilme hadisesi de. Soğukla sıcağı aynı anda birleştirdiğimiz zaman kesilme olayı oluyor. Onu önlemek için miyanemizi kaynayan sudan içine alarak ılıtıyoruz. O dengeyi öyle evet, sağlıyoruz. Evet, o dengeyi o şekilde sağlıyoruz. Bunu böyle elle mi yapmalıyız peki? Blenderımız varsa blenderla da yapabiliriz. Aynı kıvam yani uygun olur mu? Olur. Hani içinde. Su oranını iyi ayarladıktan sonra blenderla da yapabiliriz. Hı hı. Tüm malzemeleri birbirine yedirdik. Ocağımızı biraz açalım. Orası da bayağı bir kokurdamaya başladı. Evet. Kaynamaya başladıktan sonra içinden ılık su alacağız. Hı hı. Nohutlar ne durumda? Sanki biraz... Nohutlarımız zaten haşlanmıştı. Burada hem iyice ısınsın hem de kıvama gelsin diye. Peki Emre Şefim, nohutları biz böyle bir gece önceden tutuyoruz, evet, ısıtıyoruz. Isıtıyoruz. Doğru değil mi o yaptığımız? Doğru. Tuzlu suyun içinde ısıtıyoruz. Çünkü tuzlu asit olduğu için nohutu daha çabuk yumuşatıyor. Yani mesela kuru fasulye ısıtarken tuz atmıyoruz ama biz nohutları ısıtarken hem ılık suyu ısıtıyoruz hem de tuz atıyoruz. Tuz atıyoruz. Evet. Bunda evet sevgili izleyiciler daha çabuk bir ipucu daha ve aldık. Haşlarken daha çabuk haşlanmasını yani yumuşamasını sağlayan, uzun süre kaynatmamıza gerek kalmıyor. Evet, pirinçlerimiz ve nohutumuz da güzelce kaynadı. Şimdi içinden biraz, biraz su alıp... Biraz ılık su, sıcak su, kaynayan sudan alacağız. Miyanemizi ılıtacağız. Bağlama yaparken kesilme oranını engellememiz için sıcak su alıyorum. Yani nohutla birlikte almamızda sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Zaten içine bağlayacağımız için miyaneyi geri dökeceğiz. Bu kadar yeterli. Çok ılıtmıyoruz kesilmemesinin için. Hı. Bu ipucu da önemli tabii. Evet. Mutfağın püf noktalarından bir tanesi de bu. Bağlama işlemini gerçekleştirebiliriz. Yani içinde pürüz bazen hani unlarımız topak topak oluyor şey, hı, olduğu zaman süzgeçte de çorbamızın içine boşaltabiliriz. Ama bizimkinde şu anda pürüz yok. Hiç yani, yok evet. Evet, o yüzden hani bazıları katı yapar hani çorba çabuk bağlansın diye katı. Ama biz
ölçüde yaptığımız için yani süzmemize gerek yok. Bir sıkıntımız hani yok. İçinde de pütür olmadığı için hani un olsun, yoğurt olsun bizde o süzme gibi bir sıkıntımız yok. O zaman demek ki biz de böyle pürüzsüz bir halde yapsak daha rahat olacak. Evet, yani daha kolay. O yüzden o döktüğümüz suyu oranını iyi ayarlamamız lazım. Bazıları az döküyor hani çorbamız koyu olsun, şey olsun diye ama bu yaptığımız ölçü tam orantılı. Tekrar hatırlatalım mı? Ne kadar su koyduk o zaman? Bir sürahinin yani biraz yarım litre diyebiliriz. Yarım 500 litre. Ml diyebiliriz. Tamam, bunu böylece söylemiş olalım. Kaynayan pirinç ve nohutumuzu yaptığımız miyanemizi döküyoruz. Sürekli karıştırıyoruz ki kesilme yapmasın. Tabii o karıştırmak herhalde burada evet. Da yine bir püf noktasından bir tanesi. Yani bu kadar yeterli. Farkındaysanız koyulaştı. Kesinlikle kıvamı aldı. Evet. Ben sizden tekrar biraz su isteyeceğim. Hemen. Dökeyim mi ben ya da vereyim mi? Ben nasıl alayım. İsterseniz. Evet, şimdi ne kadar koyacağız peki? Bir 500 mg daha koyuyoruz. Tamam. Yani ortalama 1 litre diyebiliriz. Ama öncesinde o 500'ü... Evet, orada yapıyoruz. Şimdi yani açıyoruz. Hala karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, çünkü karıştırmayı bırakırsak kesilme riski yüksek. Yani çorba kaynayıp bir bağlanması gerekiyor. Şimdi üzerine tekrar herhalde su koymak için mi bakıyoruz? Evet, bir kaynasın tekrar. İhtiyaç olacak ama mı, ihtiyaç olmayacak mı? Olmayacak gibi. Bence de harika gözüküyor şu evet. An kıvam. Şöyle bırakayım size. Tamam. Altını biraz daha açalım, kaynasın. Kaynadıktan sonra bunu yan tarafa alacağız. Sonra köftelerimizi yağda taze nane ile çevireceğiz ve soğanla. Taze nane de ne kadar yakışır değil mi? Evet. Özellikle taze nane kullandık, aromatik olsun, freşlik versin diye. Nane yerine başka önereceğimiz bir şey var mı? Bu çorba için, bu çorba için nane çok ideal. Değil mi? Evet. Çorbamız kaynıyor. Kıvamı da gayet yerinde. Farkındaysanız tuz atmadık. Tuz atarsak kesiliyor. Tuzlu asit oranı olduğu için. Hemen bunu da altını çizelim. Evet, tuzu atmadık. Atmıyoruz. Tuz iyice kaynadıktan sonra, tüm bileşenleri yaptıktan sonra en son tuzu koyacağız. Çorbamız güzelce kaynadı. Kıvamını da aldı. Harika. Ocağımızın altını kapatıyorum. Bunu kenara alacağım. Şuna yanımızı alalım. Çorbamız kaynadı. Kıvama geldi. Hı hı. Şimdi bir tava alacağım. Şimdi sıra köftelerimizde. Evet, köftelerimiz. Naneyle onları şöyle bir karıştıracağız. Soğanla beraber bir harmanlayacağız. Önce ısıtacağız galiba, değil mi? Evet, tavamız yine sıcak olacak. Hı hı. Ne istiyoruz şimdi? Ayçiçek yağı koyacağız. Sadece burada ayçiçek yağı mı kullanacağız? Yok, tereyağı da kullanacağız. Ama dediğim gibi ilk önce ayçiçek yağı atıyoruz ki bir tereyağını attığımız zaman yanmasın. Hı hı. Bu da bir başka püf noktası. Evet. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Karıştırarak bir tereyağımız eriyor. Çorbamızı şöyle alayım ben. Hı hı. Tekrar bir soğan doğrayacağım. Soğanlarımızı yine böyle ufacık mı? Çok ince şekilde. Hı hı. O da çorbaya ayrı bir lezzet veriyor. Kesinlikle soğan, sarımsak. Evet. Hem tam bir şifa deposu, öyle değil mi bunlarda? Evet, sağlık için çok önemli aslında. Yine soğanlarımızı çok ince doğruyoruz. Hı hı. Biz her ne kadar bu kadar ince doğrayamasak da yakın bir şekilde doğramaya çalışıyoruz galiba. Yarım soğanımız yeterli. Yeterli. Eriyen yağımızın içine atıyoruz. Hı hı. Nanelerimizi doğruyorum. Hı. Naneleri peki nasıl doğrayacağız? Çok küçük ince küçük. Aynı şekilde evet. Taze nanemiz olduğu için. Genelde aslında yeşilliği elle koparmamızı evet. Söylüyorsunuz evet, ama böyle bu tarz durumlarda... Bu tarzlarda doğramamız gerekiyor. Dereotu olsun, böyle nane, maydanoz olsun doğranması gerekiyor.
Bunu da çok küçük şekilde doğradık. Tamam, ben şunu kaldırıyorum. Evet. Soğanlarımız şöyle pembeleşmeye başlayınca köftelerimizi atacağız. En son nanemizi ekleyeceğiz, tereyağımızı ekleyeceğiz ve çorbayla birlikte birleştireceğiz. Harika. Zaten soğanlarımız da oldukça, tabii bu tarz ocaklarda ister istemez daha yüksek sıvı olduğu için daha hızlı oluyor. Ama biz evimizde de tavamızı ısıttıktan sonra tavamızı yakalayabiliyoruz. Sonra, aynen, aynı şekilde tavayı ısıttıktan sonra o seviyeyi yakalayabiliyoruz. Evet, bir taraftan nanelerimizi hazırladık. Soğanımız zaten içindeydi. Soğanlarımız karamelize olunca köftelerimizi atacağız. Köftelerimiz duruyor, tereyağımız orada. Evet. Peki şefim, şimdi böyle bir yemeğin mesela kalorisi ne kadardır? Bunun da kalorisi 200-250 kalori. Yani çünkü oldukça... içinde karbonhidratımız var, şeyimiz var, proteinimiz var. Oldukça doyurucu bir yemek. Zaten başta da konuşmuştuk aslında. Evet. Kalorimizi vermiştik, reçetemizi vermiştik. Herkese önereceğimiz bir başka tarif diye de eklemiştik. Evet. Soğanlarımız da yavaş yavaş olmaya başladı. Tekrar tereyağı ekliyoruz. Evet. Şöyle buraya ben bakıyorum bir taraftan. Hiçbir şey yok. Aynı şekilde evet duruyor. Birazcık soğuyor sadece. Tereyağımızı da attık. Erimeye başlayınca soğanlarımız olmaya başladı. Köftelerimizi atacağız. Evet. Köftelerimizi de attık. Soğanla işimiz yok değil mi? Soğanla da işimiz bitti. Kaldırıyorum. Koku da çıkmaya başladı. Evet. Tereyağdan ne kadar attık şimdi? Tereyağının şu anda 70-80 gramını kullandık. 70-80. Bir 20-30 gram daha kullanacağız. Ondan sonra servisimizi tamamlayacağız. Oldukça güzel gözüküyor. Aslında böyle köfteleri yaptığımız zaman normalde bekletmemiz gerekir. Öyle yani mi? Evet, biraz daha çeksin, lezzetini alsın diye. Ama bu tarz şeylerde hemen yani böyle çorbaların içine kullanabiliriz. Normalde köfteleri aslında bekletmemiz gerekir ki ne iyice özeysin. Ne kadar mesela köftemizi evde yaptık, hazırladık. 2 saat dolapta durabilir. 2 saat evet, ve yani dolaba özleysin koyacağız direkt. Hı-hı. Yani ya yoğurduktan sonra basıp dolapta bekletebilirsiniz ya da yoğurduktan direkt dolaba da alabilirsiniz. Hmm. Yani beklemesi gerekiyor. Kızartmadan önce mutlaka köftelerimizin beklemesi gerekiyor. Ama bu tip durumlarda bu tip durumlarda direkt pişirip kullanabiliriz. Çünkü bunun içinde galeta unu yok. Yani onlar galeta unu olduğu için köfteler sertleşiyor. Onun da belli şey tutmazsa dağılma riski evet var. Evet. Ekmekte aynı şey olmuyor ama galiba değil evet mi? Köftelerimiz de hemen hemen oldu. Evet, zaten bütün malzemelerimizi kullandık evet, artık. Evet, bütün malzemelerimizi kullandık. Oldukça... En son bir tereyağımızı daha atıyoruz. Ona ne kadar yine? Yine bir 10 gram kadar daha attık. 10 gram kadar daha attık. Böyle biraz önce gram, biraz sonra atmamızın da bir herhalde tekniği vardır. Özellikle şimdi böyle yapıyoruz. Atıyoruz ki bağlıyor. Yani tereyağın hepsini kullan. Yani bir anda atmıyoruz. Hem yanma riski tereyağının daha yüksek olduğu için malzeme ile özdeşerek kullanıyoruz. Tereyağımız da erimeye başladı. Öyle yavaş yavaş nanelerimizi giderken de atalım. Zaten kokusu da çıkmaya başladı evet şefim. Köftelerimiz küçük olduğu için pişme oranı 3-4 dakika içinde pişebiliyor. Bir de tabii renk yağladık de kattı şimdi nane. Tabii ki. Tereyağımızla nanelerimizle biraz olduktan sonra çorbamızla birlikte birleştireceğiz. Harika. Gerçekten sevgili izleyiciler görüyorsunuz zaten. Böyle köfteler olmaya başladı. Çorbamızdaki çırpma telimizi alalım. İzleyicilerimizin rahatlıkla yapabileceği, hatta misafirlerine değil evet mi ikram davet edebilecekleri. Davet sofralarına verebilecek bir çorba. Proteinli, karbonhidratlı. Lezzeti. Nanelerimiz de oldu. Ocağımızı kapatıyoruz. Şimdi çorbamıza tuzumuzu ekleyelim. Hemen.
özellikle bir tatlı kaşığı diyebiliriz. Eklememiştik. Bir tatlı kaşığı en son şu ekliyoruz. An ekliyoruz. Evet. Köftelerimiz de oldu gayet. Soğanlarımız da karamelize oldu. Çorbayla birleştiriyoruz. Yani Emre Şef'im gerçekten eline sağlık, hem renk olarak hem koku olarak eminim ki lezzet olarak da evet. Şahane oldu. Ben bir taraftan şimdi artık işimiz böyle de bir huyum var benim. Evet. Önümüzde durmasın değil mi? Sen de çok sevmiyorsun tabii Şef'im. Tabii ki evet. Böyle temiz, buyurun. Tertipli olalım diye. Şunları ben hepsini kaldırıyorum. Çorbamız da gayet doldu. Yani normalde böyle çorbaların üstüne naneyi ve tereyağını en son eklerler. Hani her şey birleştikten sonra biz hepsini aynı tavada özleştirdik, birleştirdik lezzeti. Birbiriyle özleşti. Çorbamız hazır. Hepsi böyle karışsın. Bir evet. De tabii şunu da söyleyelim. Biz misafirlerimize, çocuklarımıza, hastalarımıza, efendim bir öğünde tüketmeye her zaman yapabileceğimiz bir tarif. Evet, çok sağlıklı bir çorba. Ben bunları da alayım. Zaten Emre Şef'im sen özellikle buna da dikkat ediyorsun. Herkesin rahatlıkla deneyebileceği bir, değil mi? Evet. Bir şey olsun, bir tarif olsun, bir reçete verelim evet. Diye. Şimdi çorbamızı servis edeceğiz. Ben şuradan hemen bir tane kaşık alacağım. Evet, sevgili izleyiciler görüyorsunuz. İsteyenler, oldukça doyurucu. Evet, isteyenler kuru nane de kullanabilir. Taze naneleri yoksa eğer. O da yakışır evet. Değil mi? Gayet güzel bir, yani biz fresh olsun, lezzetli olsun diye taze nane kullandık. Size harika. De servis edeyim. Ben zaten tabağımı görüyorsunuz hazırladım. Merak ediyorum nasıl yani bu kadar lezzetli. Şöyle çok evet azıcık yeterli. Yeterli. Teşekkür buyurun. Ederim. Sevgili izleyiciler sizlerin de affına sığınarak sizlerin adına değil mi? Afiyet bir tadayım. Olsun. Harika olmuş. Afiyet olsun. Zannedecekler ki ben hep böyle sığınamam ama gerçekten çok lezzetli olmuş. Bence hepimizin denemesi ki ben de deneyeceğim. Evet. Elinize sağlık şefim. Afiyet gerçekten olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Yani herkesin ediyoruz. Evde deneyebileceği kolay bir çorba. Aynen. Şöyle de o zaman afiyet olsun diyelim mi? Afiyet olsun. Efendim şeflerle lezzet sofrasındayız ve yine yanımızda Grand Ankara Otel'in aşçı başçılarından Emre Temiz var. Emre şefim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle bekliyorum değil mi? Hoş geldin evet, almak hoş için geldiniz. Gibi sanki. Evet. Hoş bulduk. Şimdi bize acaba ne yapacaksın? Bugün hani bir lezzet durağı olan yine bir kabak mantı tarzında bir şey yapacağız. Yemeğimizi yapacağız. Basit, pratik. Ve sağlıklı. Evet yani mantı severler için diyet şeklinde. Harika. Sebzeden bir mantı tarzında bir yemeğimiz olacak. Yani mantıdan vazgeçemeyenler, evet. Kabaktan, sebzeden vazgeçemeyenler bizi tekrar böyle dikkatle dinlesinler, notlarını alsınlar. Hemen neler kullanacağız? Malzeme olarak kabağımız var. 3 tane kabağımız evet, var. Evet, kuru soğanımız var yarım. Yarım kapya biberimiz var, tereyağımız var. Tereyağımız kaç gram? 100 gram. Dereotumuz var. Süslemek için en son kokteyl domatesimiz var. Bir 200 gram kadar süzme yoğurdumuz var. 2 yemek kaşığı domates salçamız var. Kıymamız? Kıymamız da 120 gram. 120 gram evet. Dana kıymayı kullanıyoruz. Evet, orta yağlı dana kıyması. Orta yağlı. Peki başlayalım o zaman şefim. Tabii ki. İlk önce kabaklarımızdan başlıyoruz. Tamam. Bu kaç kişilik bir yemek bu şimdi? Bu 2. 2 kişi. Evet. 3 kabaktan 2 kişiye rahatlıkla çıkartabiliriz. Kabaklarımızı şu şekilde biraz geniş geniş. Geniş doğruyoruz. Sanki. İçlerini oyacağız. Yani hem mantı hem kabak nasıl olur bu iş diye de düşünmüyor değilim açıkçası. Mantı tarzında bir sebzeli kabak yemeğimiz. Ben kabağa zaten bayılıyorum. Mantıya da bayılıyorum. İkisi de bence eminim şahane olacak. Şu şekilde doğradıktan sonra parizan kaşığı yardımıyla kabaklarımızın içlerini alacağız. Evet çok da güzel görüyoruz. Peki bu içleri kullanma şansımız var kullanıyoruz mı? Kullanıyoruz biz bunları. Değil mi? Evet yani sıfır atık dediğimiz ürünler. Biz bunları genellikle sebze çorbalarında kullanıyoruz. Oo, şahane olmaz mı? Evet yani. O zaman ayıralım mı şöyle onları değil mi belki? Kökleri, sebzeleri, sebze başlarını, soğan, havuç, kabak,
kabak içlerini. Yani bir tarif veriyoruz ama biz böyle aradan başka tariflerde püf noktaları da çıkartıyoruz. Yani sebzeler özellikle genellikle biz sebze çorbalarımızda kullanıyoruz. Menülerimizde var onlar için. Yani kabak içlerini iç olarak da kullanabiliyoruz. Dolma içlerine doldurabiliyoruz. Çünkü ayrı bir tekrar lezzet veriyor. Şimdi bir taraftan ben bakıyorum kabaklarımızın alt kısmı duruyor. Evet, kapalı duruyor ki kıymalarımız dışarı çıkmasın. Yani şimdi içine sevgili izleyiciler kıymaları koyacağımız için o böyle mantı tadında olacağı için kabaklarımızın alt kısımları duruyor, içlerine oyuyoruz. Evet, içlerine oyuyoruz, içlerine dolduracağız. Yani dolma mantığıyla yapıyoruz. Dolma, evet tam aslında doğru evet, dolma, tarif o. Dolma mantığıyla ilerliyoruz. Çok da lezzetli olur. Şimdi bunları da atmıyoruz dedik. Mesela şu an izleyicilerimiz bunları bizle beraber yaparken nasıl kullansınlar kabağın içine? Bunu çorba olarak kullanabilirler. Yani meze olarak kullanabilirler. Hemen bir yoğurtla belki evet, karıştırıp yoğurtla, değil mi? Soğanla, sarımsakla, soğan, evet, süzme yoğurtla kullanabilirler. İçine dereotu. Yani biz içindeki çekirdek oranlarını alıyoruz. Ama kesinlikle çöpe atmıyoruz. Bunları tekrar değerlendiriyoruz. Evet. Buna karşıyız. Bunu hep de söylüyoruz. Yazık günah diyoruz hatta. Niye? Tüm malzemelerimizi. Değil mi? En iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Siz tabii yani Emre Şef'im yıllar içinde neler neler üretmiş, neler neler görmüş yaşamışsınızdır. Tabii ki. Yani biz banket oteli olduğumuz için günlük 1000 kişilik, 2000 kişilik yemekler yapıyoruz. Değil yani mi? Misafirlerimizin yani bazen oran yani sayı oranları gelmiyor. Onlardan dönen yemekleri de barınaklara gönderiyoruz. Yani hiçbir şekilde. Ay bu da ne kadar kıymetli. Evet, ne hiçbir kadar şekilde yani ziyan olmuyor. Mutlaka değerlendiriyoruz. Ya bunu da aslında söyleyelim. Hani izleyicilerimiz de yemeklerimizi hatta belki bir restorana gittiğimizde değil mi? Eğer orası böyle sizin gibi değerlendirmiyorsa mutlaka yanımıza alıp biz o kalanları mutlaka hayvanlara değerlendirsek evet, çok daha iyi olur. Kabaklarımızı oyduk. Ben onu alayım şöyle koyayım hatta şöyle vereyim. Müslüm şimdi, şefim sana vereyim şöyle kabaklarımızı için iç malzemesini hazırlayacağız. Şöyle ayırayım. Çok yine da güzel oldu yarım bunlar. Yarım soğanımız var. Hı hı. Nasıl kesiyoruz? Çok mu ince? Çok ince kesiyoruz. Dişe gelmeyecek şekilde. Kıymayla özleştireceğiz. Yani bunu isterseniz rendeyle de çekebilirsiniz. Öyle bir şansımız da var. Evet, öyle bir şansımız da var. Rondoyla çekebilirsiniz. Blender'dan geçirebilirsiniz. Onda herhangi bir sıkıntımız yok. Soğanlarımızı yine çok ince şekilde doğradık. Karıştırma kabımızı alıyoruz. Kapya biberlerimizi aynı şekilde doğrayacağız. Şunları ben alıyorum şefim. Tabii ki. İşi teşekkür bitenler. Ederim. Rica ederim. Bir de tabii Emre şefimin ne kadar hızlı ve pratik olduğunu da bence izleyicilerimiz de görüyorlardır. Evet. Bu da önemli. Hem hijyen, hem temiz olmak, hem dikkatli olmak. Ben o yüzden de böyle önünüzü açıyorum sürekli. Evet, zamanla gelişen bir teknik bu da. Doğrama tekniği olsun, soyma teknikleri olsun. Yani zaten biz bu mesleğe başlayanlar, yanımıza gelen stajyerlere ilk olarak temel bilgileri veriyoruz. Yani bir nevi ustalık yaparken onlara da bir nevi öğretmenlik yapıyoruz. Olmazsa olmuyor tabii evet, bunlar. Evet yani bıçak kullandığımız için, kesici alet kullandığımız için ilk önce teknikleri öğretmemiz gerekiyor. Değil mi? Dereotunu da aynı şekilde çok ince şekilde doğrayacağız. Hemen kaldırıyorum. Ay incecik oldu yani bu da tam bir yetenek olsa gerek. Evet. Zamanla. Yani biz de bu mesleğe başladığımızda illaki ellerimizi kestik, parmaklarımızı kestik. Ama zamanla alışıyoruz biz bunlara. Kıymamızı da ekliyoruz. Hepsi şu an soğanımız. Evet. Efendim. Baharatlarını atacağız şu anda. Şeylerimiz hepsini ekledik. Neler kullanacağız baharat? Karabiber. Tamam ardından ben hazırlayayım. Karabiber yarım çay kaşığı kadar tuzu kullanacağız. Yarım çay kaşığı karabiber. Yine aynı şekilde yarım çay kaşığı. Bir çay kaşığı bir kadar çay kaşığı tuz kullanıyoruz. Tamam. Ardından ne istiyorsunuz? Kimyon kullanacağız. Kimyon. Kimyonu yine yarım mı kullanacağız? Yarım çay kaşığı evet. Çünkü niye? Aromatiği çok fazla olan bir baharatımız olduğu için baskın çok ağırlaştırması olsun istemiyoruz. Başka? Tane karabiber çekeceğiz. İçine yine aromatik bir lezzet versin diye. Tane karabiberden de vazgeçmiyoruz galiba evet, Emre şefim. Lezzetimiz.
Biraz da zeytinyağı kullanacağım içine. O da bir tatlı kaşığı kadar. Hepsini de verdik. Yine malzemelerimizi tümüyle yoğuruyoruz. İç içe girsin. Neler koyduk şimdi oraya? Bir tekrar edelim bir mi şefim? 110-120 gram kadar dana kıymamız var, orta yağlı. Yarım soğan, kuru soğanımız var. Yarım kapya biberimiz var. Bir tutam dereotumuz var. Yarım çay kaşığı kadar kimyonumuz var. Yarım çay kaşığı kadar karabiberimiz var ve yani yine yarım çay kaşığı kadar taze tane karabiberimiz var. Bir çay kaşığı kadar da tuzumuz var. Tuzumuz var. Yine yarım çay kaşığı kimyonumuz ekliyoruz. Yani baharatlar çok öne geçmeyecek şekilde. Evet, ona çok dikkat ediyorsun Evren Şef'im. Evet, yani çünkü baharatı yüksek kullanırsak yaptığımız ürünün lezzetini önüne çıkartamayız. Yani baharat yemeklerimize lezzet veriyor ama hepsini kararında kullanmamız gerekiyor. Evet, güzelce karıştırdık. İyice, baharatlarımızı iyice öğrendik. Yediriyoruz. Zaten kabaklarımızın içlerini almıştık. Onlar da mantı kıvamına evet. Hazırlar, öyle değil mi? İçimizi hazırladık. Yani mantı içi gibi yapar gibi hazırladık. Ama farklı olarak içinde kırmızı kapya biberimiz var, dereotumuz var. Zaten kabaklı dereotu ne kadar yakışıyor evet, değil mi? Evet, çok güzel yakışıyor. Zeytinyağlı da olsun, meze de olsun. Çok ikisi çok güzel bir uyum sağlıyor. Baya baya karıştı sanki evet, orası. Evet, iyice yoğurduk ki bütün malzemelerimiz iç içe gelsin. Yaptığımız içi kabaklarımıza şöyle mantığı gibi dolduruyoruz. Şöyle alayım. Harika. Şöyle. Şu suyu şöyle birazcık alıyorum ben. Tabii hem ki. Rahat görelim. Hem de şöyle dursun şu diye. Şekilde. Bu şu an suya ihtiyacımız var mı? Olunca ben vereyim yok. Mi? Tamam. Tencere yaktığımız zaman kullanacağız. Tamamdır. Mantı evet. Mantığı gibi bütün görüyorsunuz, kabaklarımızı aynen. İçlerini dolduruyoruz. İsterseniz bunu fırında da yapabilirsiniz, tencerede de yapabilirsiniz. Evet, öyle iki ihtimali evet. De var değil mi? Çıtır istersek fırında ama sulu, yumuşak istersek tencerede. Belki böyle çocuklarımıza da yedireceğimiz için ya da yaşlılarımıza şeydekini tercih edebiliyoruz herhalde. Şu an yapacağımız evet, örneği değil yumuşak. Mi? Biz herkese hitap edelim diye. Evet, yumuşak tarzda. Yani 7'den 70'e herkes yiyebilir tarzda yapıyoruz biz yemeklerimizi. Çocuklarımız olsun, büyüklerimiz olsun. Kaç kişilik demiştik bu, bu yemeğe iki şefim? Kişilik. İki kişilik dedik. Evet, üç kabak, yani, iki, orta boy üç tane kabak iki kişiye yeterli. Çocuklarımıza böyle bir öğlen değil mi yapacağımız evet. Hazır bir yemek olur. Bir akşam yemeği olur efendim ailecek bir araya geldiğimiz. Bunu hatta soğukta sunabiliriz meze tarzında. Aa, o da çok güzel evet. Olur. Yani davet sofralarında kullanılabilecek ara sıcak tarzında. Yani her şekilde evet. Kullanabileceğimiz ana yemek lezzetli. Olarak kullanabiliriz, ara sıcak olarak kullanabiliriz, ara öğün olarak kullanıyoruz. Peki böyle tahmini kaç kaloridir? Bu 200 ile 220 gram arasında. Biz yine hep aynı bu şekilde. Aralarda evet, veriyoruz. Yani hep sağlıklı sebzeli, ama lezzetli. Evet, sebzeli, proteinli. Yani genellik olarak sebze kullandığımız için protein ve sebze bir arada kullandığımız için kalorisi çok yüksek olmayan yiyecekler. Hem doyurucu evet. Hem bol vitaminli. Hem bütçemize uygun. Çünkü bunları biz kullanırken evimizde olanlardan da değil mi kullanmaya çalışıyoruz? Tabii ki elimizde olan malzemeler. Yani bu kabak olur, bunu patlıcanla da yapabiliriz, patatesle de yapabiliriz. Yani tutup da böyle ilginç işte birkaç market arayarak efendim bu evet, malzemeyi market, nereden market gezmemize bulacağız gerek yok. Demeyeceğiz. Aynı gayet şekilde. Rahatlıkla evimizde olan malzemelerimizi kullanabileceğimiz ya da efendim hemen köşe başındaki marketten alışverişimizde yapabileceğimiz bir reçete, bir yemek evet. Tarifi sunuyoruz. Bitti galiba. Evet. Evet. İçimizi hazırladık. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler şöyle gayet de hoş gözüküyor. Böyle bile hazır gibi bence. Evet. Yani bu haliyle yani, bile. Bu haliyle de hazır. Tenceremizi alıyoruz. Hı-hı. Kabaklarımızı tenceremizin içine diziyoruz. Aynen olduğu gibi. Evet, aynen olduğu daha gibi. Daha hiçbir şey koymadık tenceremize. Evet, hiçbir şey koymayacak. Şimdi salça sosunu da hazırlayacağız. Dediğim gibi bunu isteyen fırında da yapabilir, tencerede de yapabilir. Birkaç usulle pişirilebilir. Evet. Kabaklarımızı dizdik.
Salça sosumuzu hazırlayacağız. Ocağımıza alalım bunu. Evet, sırada sosumuz. Evet. Bu sosu da aslında sadece bu yemek için değil, her zaman da evet, kullanabileceğimiz salça, bir sos tarifi olacak. Salçamızı çiğden kullanıyoruz. Evet, bir domates salçamız değil mi bu? Evet, domates salçamız. Domates salçasının içine biraz karabiber ekliyoruz, yarım çay kaşığı. Ben şunu hazırlayayım mı? Evet, ondan bunu da kullanacağız. Evet, aromatik olarak. Çok kullanmıyoruz, farkındaysanız. Aromatik olarak evet, yüksek olduğu için. Evet, sadece şöyle bir, evet, bir çay kaşığı kadar koklatıyoruz. Tuzumuz var. Tamam. Başka ne koyacağız? Zeytinyağı kullanacağız. Diğer baharatlarımızı kullanmayacak mıyız? Kullanmayacağız. Onları en son ekleyeceğiz. Tuz, karabiber ve çekme karabiberimizi, evet, kullandık. Zeytinyağımızı döktük. Domates salçamız zaten şu an, evet, içinde ve hepsini karıştırıyoruz. Evet. Suyu şöyle birazcık şeyimize doğru. Evet. Salçamızı yedirdik. Şimdi sizden suyu rica edeceğim. Hemen ben dökeyim mi, vereyim mi, nasıl yavaş yapalım? Yavaş yavaş dökebilirsiniz Elif Hanım. Tamamdır. Şöyle. Evet. Salçamızı yeterli miktarda suyla açacağız. Siz bana yeter diye. Tabii siz şeye dökün, ben yeterli şekilde diyeceğim size. Çok koyu bir hale almayacak çünkü kaynadıkça salçamız koyulaşacak. Yeterli. Böyle teşekkür yavaş ediyorum. Yavaş döktük, estağfurullah. Evet, yavaş yavaş salçamızı açmış olduk. Baya baya açıldı hatta. Evet. Çok koyu bir sos elde etmiyoruz çünkü kaynadıkça salça bağlanacak. O yüzden salçamız şeffaf halde olacak. Hı-hı. Salça sosumuz. Evet, sosumuz baya gayet, baya sosumuz, evet, şeffaf oldu. Koyu bir sos istemedik. Çünkü kaynadıkça özleşecek. Tencereye koyduğumuz kabakların üzerine. Şöyle hatta biraz yapalım mı? Evet. Evet, şöyle göstereyim isterseniz ben size. Harika. İzleyicilerimiz de görüyorlar. Kabaklarımızın üstüne döküyoruz. Bir dolma mantığıyla pişireceğiz biz bunu. Evet, koyduk. Ocağımızı aldık. Şunu da vereyim ben. Ocağımızın altında açıyoruz. Kaynamaya bıraktık. 15-20 dakika içinde kabak mantımız hazır hale gelecek. 15-20 evet, dakika. En son ocaktan almadan önce de tereyağlarımızı ekleyeceğiz. Harika. Efendim 15-20 dakika demiştik. Şu an olmuş evet, gibi gözüküyor. Evet, kabak ben mantılarımız şunları, güzelce kaynıyor. Of, harika gözüküyor. Görüyorsunuz değil mi sevgili izleyiciler? Evet, güzelce kaynadı. Şimdi bu kaynarken servis tabağımızı alalım. Yoğurt sosumuzu hazırlayalım. Süzme yoğurdumuz var. Değirmenden tuz alalım biraz. Başka bir baharata ihtiyacımız yok, var mı? Yok, sadece tuz. Tamam. Süzme yoğurdumuzu kıvama getiriyoruz. Süzme yoğurdumuza tuzu döktük. Güzel karıştırarak onu böyle. Evet, karıştırıyoruz. Tuzumuzu attık servis tabağımıza. Biraz da yayıyoruz galiba, evet, değil mi? Şöyle size buyurun. Hemen aldım. Evet. Kabak mantılarımız oldu. Şu şekilde. Harika. Böyle artık sosla iyice karışmışlar. Evet, sosla kabaklarımız birbirine güzel pişmiş. Kıymamız aynı şekilde. Bizim bu tereyağıyla işimiz var mı var, artık? Var, onu en son sosla beraber. Ha, onu bir ayrıca, evet, şey yapacağız. Şimdi tabii burada sunum da çok önemli. Tabii ki biz de böyle koymayacağız sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi tabağımızı önce yoğurdumuzla güzel bir alt hazırlayacağız değil mi? Bir temel, evet, yapacağız. Öyle mi diyoruz? Evet. Mutfak. Bir temel alt hazırladıktan sonra dilinde güzelce, hı-hı, kabak mantılarımızı koyuyoruz. Tereyağlarımızı da bu şeyde en son tenceremize şeyde döküyoruz. Atıyoruz. Evet. Evet. Sosumuzu, kaynayan sosunu iyice lezzetlendiriyoruz. Gördüğünüz gibi hiç ayrıca pişirmiyoruz. O evet, pişmiş hali. Biz sosu farkındaysanız cıvık halde dökmüştük. Evet. Kaynadı ve tereyağını attıktan sonra
Tereyağının buradaki amacı sosumuzu güzelce bağlamak. İçindeki süt oranıyla. Of of of, kokusu da bir ayrı, evet, oldu Emre Şef'im. Evet. İşte tereyağının yanmasını istemediğimiz nokta burası aslında işte. Yani sosla, biz bu, evet, püf noktasını veriyoruz, evet, şu an. Evet, püf noktası burada. Güzelce sosumuzu da bağladı. Hem sosa lezzet kattı hem de şimdi tereyağı. Mis mis döküyoruz. Mis. Döküyoruz. Hani mantının üzerine tereyağı yakarlar ya. Hı hı. Bizim amacımız da burada salçayla tereyağını birleştirip tabağımıza soslamak. Sizden tahtayı rica etsem. Ben şöyle önünüz açılsın diye. Evet. Hemen domateslerimizi de burada bölüyorum. Yani lezzeti ayrı, görüntüsü ayrı, sunumu ayrı. Yemek yaparken bizim dikkat ettiğimiz ilk önce göze hitap etmesi. Değil mi? Şu şekilde. Servise hazır. Harika. Ben tatlımızı önümüzden alırım. Ben o zaman hemen tadacağım. Tabii ki size servis yapayım ben. Tabağımı getirdim, çatalımı ve bıçağımı. Evet, ben böyle. Evet, size de servisini yapayım. Şöyle yoğurduyla beraber. Ah, çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Hemen şöyle bir tadına bakmak istiyorum. Ay. Böyle biraz minik keseyim istedim ama. Evet. Sevgili izleyiciler, yine sizin izninizle bir tatmak istiyorum. Yine her zamanki gibi elinize sağlık. Afiyet olsun. Lezzeti çok güzel olmuş, çok hafif olmuş. Evet. Kesinlikle denememiz gerekiyor sevgili izleyiciler. Çok basit, pratik, doyurucu. Harika. Ben tekrar şöyle göstermek istiyorum. Efendim, teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun efendim. Ve diyoruz ki afiyet olsun. Merhaba, ben Arif Şahbaz. Grand Ankara Otel pasta şefi. Bugün sizlerle bir kurabiye yapacağız. Fındıklı çatlak kurabiye. Aynı zamanda çikolatalı yapacağız. Bunun için malzemelerimizi bir tanıtayım önce. 3 tane yumurtam var. Sadece beyazını kullanacağım. 10 gram kabartma tozum var. Hamurunun içi için 100 gram pudra şekerim. 20 gram kakao. 100 gram Hindistan cevizi. 125 gram da toz fındık var. Hamurumuz yoğurduktan sonra burada benim pudra şekerim var. Pudra şekerini yuvarlayıp batıracağız. Bunun bir gramajı yok. Yani az da olur, çok da olur. Sadece pudra şekerini bulayacağız iyice. Sonra fırında pişireceğiz. Hamurumuzu yoğurmak için şöyle benim bir küvetim var. Siz de herhangi bir kap kullanabilirsiniz. Ya da evinizdeki tezgahınız müsaitse tezgahta da yoğurabilirsiniz. Bunun için önce fındığımı ekliyorum. Hindistan cevizimi de ekliyorum. Bunları böyle elimle güzelce harmanlayacağım. Sonra ortasını şu şekilde açtım. Orta kısmına pudra şekerimi koyuyorum. Kakaomu da ekliyorum. Bunu kakaosuz da yapabilirsiniz ama biz bugün çikolatalı yapacağız. Yumurta beyazını kullanmadan önce kabartma tozumu da ekliyorum. Şimdi yumurtalarımı ayıracağım. Üç tanesini kullanacağım sadece ama yine de hamurun kıvamına göre ekleyeceğim. Hepsini birden boşaltmayacağım. Bu şekilde orta kısma dökeceğim. Hepsini dökmedim. Az bir şey bıraktım. Eğer sert olursa tekrar ekleyeceğim. Şöyle orta kısmını karıştırıyorum yumurta beyazıyla birlikte.
Bu şekilde orta kısmını karıştıracağım. Böyle kakao, yumurta beyazını, pudra şekerini ve kabartma tozunu yedirdikten sonra kenardaki fındıkla Hindistan cevizini alıp hamur kıvamına getireceğim. Şöyle gördüğünüz gibi herhangi bir kapta yoğurabilirsiniz bunu. Yumuşaklığını çok iyi ayarlamanız gerekiyor ki yuvarlarken elinize yapışmasın. Çok da sert olmasın. Sert olduğu zaman da kabarmaz. Tam bu şekilde bir kıvam istiyorum. Böyle yapışmayacak. Küvetime yapışmadı. Siz de neyi de yoğursanız yapışmayacak şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. Hamurum hazır. Şimdi bunları böyle pudra şekerini yuvarlayacağım. Dilediğiniz büyüklükte olabilir ama ben şu şekilde küçük küçük tek porsiyonluk şöyle pudra şekerini böyle tane tane yuvarlıyorum. Arada bir şöyle tepsimi sallayayım. Misafirleriniz geldiği zaman ikram edebilirsiniz. Yanında kahveyle mükemmel oluyor. Dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamur yapışmıyor elime. O yumuşaklıkta yaptım. Hani kulak memesi gibi derler ya kıvamına o şekilde. Ne çok sert ne çok yumuşak olsun. Çok sert olduğu zaman pudra şekerini de tutmaz. Verdiğim tariften aşağı yukarı 25-30 tane çıkıyor. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz yine. Pudra şekerine batırmasanız da olur ama güzel bir görüntü oluyor. Alttan çatladığı zaman içindeki hamur, dışındaki pudra şekeri çatlak çatlak çok güzel gözüküyor. İçi siyah, dışı beyaz. Evet, hamurlarımı yuvarladım. Bu şekilde bir tane tepsim var benim. Yuvarladım. Şimdi pudra şekerine batıracağım güzelce. Böyle batırdıktan sonra üstündeki pudra şekerini dökmemeye çalışalım. Ne kadar bol tutarsa o kadar güzel olur. Şimdi böyle tek tek alacağım bunları. Hafif aralıklarla koyarsanız daha güzel pişer. Evet, güzelce dizdim. Verdiğim tariften tam 24 tane çıktı. Pudra şekerini yine kaldırıp herhangi bir kurabiyede kullanırsınız. Çünkü batmıyor ya da kirlenmiyor tertemiz kaldığı için. Şimdi bunu önceden ısıttığımız fırında 140 derecede aşağı yukarı 8-10 dakika böyle kurabiyelerimiz güzelce çatlayana kadar
pişireceğiz. Şimdi bunu ulusal sulama veriyorum. Kurabiyelerimiz fırına girdi. 8-10 dakika kadar bekleyeceğiz. Sonra birlikte servis edeceğiz. Kurabiyelerimiz pişti. Aşağı yukarı 10-12 dakika sürdü. Şimdi fırınımızdan kurabiyelerimi alacağım. Onun için Yasin ustamdan rica ediyorum kurabiyelerimi. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz güzel güzel çatlamış, üstü beyaz, içi siyah, harika görünüyor. Aynı zamanda bu un kullanmadığımız için gluten duyarlılığı olanlar veya çölyak hastası olanlar da gönül rahatlığıyla bu kurabiyeyi yiyebilirler. Şöyle benim bir servis tabağım var. Böyle servis tabağıma dizeyim. Evdeki hanımlarımız da günlerinde, akşam misafirleri geldiklerinde, bakın gördüğünüz gibi çok kurutmadım. Çok kuruduğu zaman, fırında fazla kuruttuğumuz zaman böyle 1-2 saat sonra çok sertleşiyor. Biraz yumuşak çıkarttım, sonra kendi kendine güzel bir kıvam alıyor. Şöyle diziyorum. Bu arada harika kokuyor. Hindistan cevizinin ve fındığın kokusunu çok rahat alabiliyorum şu anda. Çok da güzel bir görüntüsü var. Eminim evinizde yaptığınız zaman bir sürü kişi bunun tarifini sizden isteyecek. Şöyle birer tane de üstlerine koyacağım. Şöyle büfede duruyormuş gibi. Kibar davranıyorum. Üstündeki pudra şekerinin dökülmesini istemiyorum çünkü. Verdiğimiz tariften tam 24 tane çıktı. Hatta bir tanesini de şöyle sizin için böyle elin içini bir bölmek istiyorum şu şekilde. İçinde görüyorsunuz. Gayet de güzel pişmiş. Şimdi tekrar malzemelerimizi bir hatırlayalım. Toz fındığımızı, Hindistan cevizimi karıştırdım. Arkasından orta kısmına pudra şekerini koydum. Kabartma tozumu koydum. Yumurtalarımın akını sadece. Yumurtada 3 tane yumurta beyazını ayırdım ama hani tamamını koymadım. Çok az bir şey kaldı. Hepsini koysam çok yumuşak bir kıvam olacaktı. Yuvarlamakta zorlanacaktım. Daha sonra bütün hamuru karıştırdık güzelce. Pudra şekerini yuvarladım, salladım ve güzelce dizdim. Önceden ısıtılmış fırınımızda 140 derecede 10-12 dakika pişirdim. Çok kurutmadım. Kuruttuğumuz zaman birkaç saat sonra çok sertleşiyor. Hatta ertesi güne kalıp da yemek isterseniz yani çok sert bir kıvam alır. O yüzden sadece sertleştiği zaman, çatladığı zaman fırından çıkartıyoruz. Şöyle göstereyim. Afiyet olsun. Ankara Oteli'nin katkılarıyla hazırlanan Şeflerle Lezzet Sofrası sona erdi.